Aziz Azərbaycan Türk milleti ve sevgili Arazın yüz müxatəbləri, başka bir reportaj programında sizleri hoş gördük. Bugün Güney Azərbaycan Sosyo-Kültürel Araştırmalar Mərkəzinin editörü Sayın Davud Turan'la beraberiz. Sayın Davud Turan'la son zamanlarda sosyal medyada danışılan bir məsələnin üzərində danışıb görüşlerini alacaq Davud Bey'in. Türklük ve Azerbaycan meselesi. Yani biz deyirik, biz Azerbaycan vatanına ve Türk milliyetine inanırıq. Bu ne demektir, nelere esaslanır? Bunları Davud Bey'den soruşacağız. Davud Bey, sizi programımızda hoş gördük. Çok teşekkür ederim Məcid Bey. Ben de size ve Araz News tamaşaçılarına buradan salam arz edirəm. Sizi de hoş gördük. Sağ olun. Davud Bey, tarixi məsələlərə girməyəcəyik sizinlə bərabər. Sadəcə günümüzün reallıqları və günümüzdə var olan gerçəklər, sosial, kültürel və bəlkə də politik gerçəkləri da istəyirəm danışaq bərabər. Bugün Güney Azərbaycan dediyimiz haradır? İranın haraların qapsıyır? Haralara Güney Azərbaycan deyə bilirik biz? Baxınız, bu suala cevap vermek için hem tarihi olarak bizim Azerbaycan dediğimiz o topraklar tarihi kitaplarda vardı ve bunların belgeleri de vardı ki hansı bölgeler tarih içerisine girirler, bunları şahların veya o dönemin hükümranlarının belgelerinde de açık şekilde görüyoruz ki gün İran'ın kuzey batısı olan bölgenin genellikle yani umumi olarak biz Azerbaycan olarak adlandırırlar. Ve bugün biz oraya Azerbaycan demirik. Bize tarihi bir süreden gelen bir Azerbaycan anlayışı ve coğrafyanın adı vardı. Bu sadece idari təqsimat değil. Yani o bölgenin benimsenen bir adı olubdu. İçerisinde Həmədan olub, Zəncan olub, belli bir dönemde hatta Gəzvin içerisinde olup ve İran'ın kuzey batısı dediğimiz Türklerin genel olarak, umumi olarak orada yaşadıkları bölgeye Azerbaycan deyilir. Yani Güney Azerbaycan terimi geri terimdir. Yani çağımızdaki bir terim olarak kullanılıbdır. Kuzey Azerbaycan da bir devletin qurulmasıyla birlikte ve oranın Güney ile arasındaki ayrılıktan dolayı bugün oraya biz Güney Azerbaycan deyik. Ama daha önce Azerbaycan dediğimiz o bütün hem kuzeyi ve hem güneyi kapsayan o tarihi coğrafyanın içerisine alan burada dediğim gibi hem tarihi olarak ve hem de siyasi bir otorite olarak aynı zamanda ki bu çok önemlidir. Yani coğrafyanın dışına çıkıp bir siyasi kimlik edinmesiyle oraya atanan hükümranlar ve hatta orada bulunan devletler, hükümetler özlerini Azerbaycan hakimi ve Azerbaycan devleti olarak adlandırırlar. Elbette ki bu bahs daha derin gelebilir. Hansı topraklar, hansı şehirler, hansı kentler Azerbaycan'ın içinde yer alırlar. Yani bugün biz burada Güney Azerbaycan meselesiyle bağlı danışırız. Azerbaycan'da dediğim gibi o İran'ın kuzeybatısında ve daha aşağılara giderek İran'ın merkez taraflarına giderek ve İran'ın kuzey taraflarına giderek onların hamısı tarihi olarak Azerbaycan toprakları. Bugün eğer Azerbaycan adlandırılmırlarsa, bugün eğer onların Azerbaycan'ın siyasi kimlikleri ellerinden alınıpsa bu o manaya gelmiyor ki oralar Azerbaycan değiller. Yani bugün birisi özünü Azerbaycanlı görmüşse bu mənaya değil ki orası Azerbaycan değil. Bu elbette ki toplumsal ve siyasal bir mesele haline durdu ve biz bunu daha derin bir şekilde danışmamız lazımdır. Deyirsiniz ki bugünkü İran'ın kuzey batısında, şimal qərbinde Türklerin çoxunluqla yaşadığı bitişik beqoğlu məruf bir-birinə yapışan torpaqların hamısı Güney Azerbaycan adlandırılır bugün, bugünün bir gerçekliği olarak. Yaxşı, bəs bu dediğimiz bu Güney Azerbaycan içerisinde yaşayan bir Türkler bugünün çağdaş şartlarda, çağdaş normlarda bir millet saymak olar mı bu Türkler ve esasen bir millet olmanın şartları nedir günümüzde? Yani bugünkü uluslararası normlarda bir millet olmanın şartları nelerdir?
Ve bu Güney Azerbaycan'da təriflədiyiniz Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkler bu şartları sağlayırlar mı? Elbette ki bu hem devlet devlet çerçevesinde kültürel olarak devlet tarihini düşünüyoruz. Ulus devlet şeklinde ortaya koyduğumuzda mesela bu tarihi düşündüğümüzde belli yani Türklerin oluşturduğu orada hem coğrafya bağında ve hem de kimlik bağında bir milli kimliğin ortaya çıktığını ve bir milletin ortaya çıktığını görüyoruz. Milli kimlik veya günümüzde millet tarifinden farklı düşünceler vardır. Burada biz bir ekol olarak, biz bir otorite olarak tanımladığımız kibardı. Onun fikirlerini milli kimlik bağında, millet bağında alırsa, milleti bu şekilde tarifli ki, ortak bir tarihi olacaktı, ortak iktisadi çıkarları olacaktı, ortak bir dili olacaktı, ortak bir enenesi olacaktı, eneneleri, ayinleri olacaktı ve aynı zamanda ortak bir coğrafyaya da sahip olması lazım. Çünkü milli kimlik soyut bir kavramdır, zihni bir kavramdır. Siz ona dokunabilmezsiniz. Yani milli kimlik eğer isteyir öz varlığını sürdürsün, gerek o somut hale veya eyni hale gelsin. Yani zihniyetten çıkıp ve eyniyet haline kapsın. Bu coğrafyayla olur. Yani bir dil eğer isteyir öz kimliğini sürdürsün, bir tarih eğer isteyir öz kimliğini sürdürsün, bu belli bir coğrafya çerçevesinde bir araya gelir ve o coğrafyayla öz kimliğini dünyaya gösterebilir. Eğer sizin bir coğrafyanız yoksa, demek ki sizin bir kimliğiniz de artık olabilir. Olabilir ama o yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü siz orada birleşebilmişsiniz. Siz orada öz varlığınızı gösterebilmişsiniz. Bugün İsrail'i, Yahud kimliğini İsrail şeklinde mesela düşünebilirsiniz ki İsrail şeklinde ortaya çıktı. Veya farklı milletler. Eğer sizin bir tariflenmiş coğrafyanız yoksa siz demek ki bir millet olarak ortaya çıkmanız daha çetindir. Ve ikinci bir mesele de sizin o milli kimliği dediğimiz coğrafya, siyasi coğrafya milli kimliğin bir parçasıdır. Siz onu kesip atabilmezsiniz. Veya siz onu gelip yeniden tarifleyip yeni bir vatan anlayışıyla, yeni adlarla ortaya koyabilmezsiniz. Siyasi ve coğrafya kimlik sizin tarihten edindiğiniz bir kimliktir. Yani bu size bugün oturup düşündüğünüz, ürettiğiniz veya ona karar verdiğiniz burasının adı bu olsun veya o olsun ve biz bu şekilde ortaya çıkacağız diyebilmezsiniz. Tarihi olarak size gelinen bir kimlik var. Siyasi coğrafya kimlik sizin milli kimliğinizin bir parçası ve en zamanda en önemli parçalarından birisidir. Çünkü bu kimlikle siz emniyet taparsınız. Bunların hamısını düşündüğümüzde bugün Güney Azerbaycan'ın mücadele verdiği o kimlik meselesinde, milli kimlik meselesinde coğrafyada birleşmesi lazım. Siyasi coğrafyada birleşmesi lazım. Ve karşı taraf bugün İran içerisindeki mücadelemizi düşündüğümüzde karşımızda bir İraniyet var. Bakınız İranlılık milli kimliğini araştırdığımız zaman görürük ki özellikle Seferilerden sonra İran'ın milli kimliğine danışılır. Çünkü belli bir coğrafya tanımlandı Seferilerden sonra. Elbette ki orada çelişkileri vardı ve biz oradan bu kimliği sorgulayabiliriz. Çünkü o kimlik Fars kimliğiyle hiçbir alakası olmayan, daha çok Türk içerikli, Türk kültürüyle, tarihiyle içerikli olan bir kimlik olduğu için orada eleştirebiliriz. Ama Fars ve İran o kimlik tanımında da yine bir coğrafyayla ortaya çıkmak. Çünkü siyasi coğrafyasız sizin kimliğinizin oluşması imkansızdır. Davud Bey, aslında benim bir sonraki sualımı da cevap verdiniz. Ben sizden soruşacaydım ki, madem biz bir milletik, bir millet olmak için modern anlamda bir vatan lazım mı yoksa değil mi? Siz onun cevabını verdiniz. Ama ben oradan bir aşama ileriye gitmek istiyorum. Biliriz ki bugün dünyada çok sayıda milli hakimiyet olmayan milletler var. Misal için sizin Amerika'da yaşadığınız ülkede Amerika'da çok sayıda
Kızılderili milletler var mesela veya diyelim ki birçok ülkelerde millet statüsü taşıyan ama özünün milli hakimiyeti olmayan milletlerimiz var. Fakat yani Azerbaycan Milli Hareketi'nin söylemlerine baktığımız zaman biz görürük ki Azerbaycan Milli Hareketi aynı zamanda bir milli hakimiyet kurmak dalısında olan bir harekettir. Burada bu sualı vermek istiyorum. Milli hakimiyet ile vatanın arasında yani milletin sahip olduğu coğrafya manasında vatanın arasında bir irtibat var mı? Milli hakimiyet ve vatan. Yani vatan olmasa milli hakimiyet olar mı? Olabilir mi? Bu nece olacaktı? Yani bunun belli bir nedenleri olması lazım ortaya çıkması için. Onlar var mı? Onlar oluştururlar mı bu milli hakimiyetin ortaya çıkmasını? Ve sizin dediğiniz o milli hakimiyetler olmayan milletler ve Amerika'daki Kızılderililere misal buldunuz. Bugün siz Amerika'ya geldiğinizde Amerika'nın başa başına ulaşın o Kızılderili bir milleti göze çarptığını hisseleyebilirsiniz. Amerika'nın her tarafını o millet harda yaşıyor? Dağınık bir şekilde ve nesilleri gitgide tükenmek üzere olan bir milletten siz danışırsınız. Ve aynı şekilde ayrı bir coğrafyalarda da yaşayan o milletler. Eğer siz milli bir hakimiyetinizi kurmak istiyorsunuz, bana göre burada da bir Azerbaycan Milli Hareketi'nin o stratejisini ortaya koyması lazımdı. Milli hakimiyetini ne şekilde kuracaktı? Vatansız bir şekilde milli hakimiyeti neyin üzerinde kuracaktı? Yani bu hakimiyet dediği, o hükümet sürmek istediği topraklar harası olacak? Belli bir toprak olacak mı? Ve iddia ettiği o hakimiyeti kimlerin üzerinde kuracaktı? Siz değilsiniz ki milli hakimiyet vatansız da ortaya çıkabilir mi? Bu imkanı yok. Eğer sizin vataniniz yoksa sizin milli hakimiyetiniz de söz konusu olabilmez. Çünkü vatandan yola çıkarak siz eleyebilirsiniz, özünüze bir hakimiyet kurasınız. Tarihi olarak da böyle olurdu. Belli bir toprakları gruplar gidip alıplar ve orada yurt edinipler ve daha sonra da eleyebilirler öz hakimiyetlerini o topraklara kurup ve daha sonra topraklarını genişletsinler ve hakimiyetlerini de genişletmişsinler. Eğer siz vatansız bir hakimiyet düşünürseniz o zaman boşuna kürek çekirsiniz manasındadır. Çünkü sizin tarif edemediğiniz eğer toprağınız ve yurdunuz varsa veya yoksa o zaman milli hakimiyetiniz de manası olmayacaktır. Milli hakimiyeti kimin üzerinde kuracaksınız? Hangi topraklar üzerinde kuracaksınız? Hayali olarak da ortaya koyulan bir toprak meselesi varsa yine sizin milli hakimiyetinizin gerçekleşmesi birçok sorunla karşı karşıya ve daha imkansız hale gelir. Siz somut şekilde yani eyni bir şekilde ne etmek istiyorsunuz? Azerbaycan Milli Hareketi milli hakimiyetini kurmak istiyor. Vatan peşinde mi? Milli kimliğinin peşinde mi? Bana göre bunların hamısı birbirine bağlıdır. Gerçekten. Çünkü eğer siz milli kimliğinizi siyasi olarak ortaya koymak isterseniz aynı zamanda gelip vatan anlayışına çıkacaksınız. Ve vatan anlayışına çıktıktan sonra sizde milli hakimiyet düşüncesi yaranacaktır. Bugün İran'da bizim meselemiz birisinin özünü Türk olarak tanımlaması değil. Türklüğünü siyasi olarak ortaya koyduğu zaman sorun yaranır. İran hakimiyeti içerisinde Türkler vardılar ve değiller biz Türk'ü. Eyvallah. Orada bir sorun yoktu. Bugün bizim tartıştığımız karşı taraf ki Türklük sadece Türk olmak sadece meseledir filan. Onlar değil. Yani Türk olabilirsen İran içerisinde bir İran hakimiyeti içerisinde bir yükselebilirsen ama sen Türklüğünü siyasi olarak ortaya koyduğun zaman ve ona belli bir çerçeve tariflediğin zaman belli bir sorunlar ortaya çıkıyor. Bak orada sen İran'la çatışmaya giriyorsun. İran devletiyle veya İran'daki o zihniyetle, bütün o zihniyeti İran hakimiyeti temsil ettiği için biz onunla çatışıyoruz. Başka bir gruplar veya başka bir düşünce sahipleri de onu temsil edebilir. Ve yine biz orada onlarla çatışacağız. Siz bekeniz olmasa milli hakimiyetinizin tarifi ve manası da olabilmez. Davut Bey, biz sadece Türk'üz ya sadece Azerbaycanlıyız ya Azerbaycan Türk'üyüz. Bu tariflerin hangisi bizi daha çok temsil edilir? Aslında bu suala cevap vermek için
her Azerbaycanlı Türk mü veya her Türk Azerbaycanlıdır sualına da bir şekilde cevap vermemiz lazımdır. Biz sualı ne şekilde ortaya koyduk ve ona nece bir cevap verirdik? Bana göre sorun burada kaynaklanır. İki sual vardır. Sizin kimliğinizi sorduğunuzda kimsiniz ve haralısınız? Siz diyebilirsiniz kimsiniz? Türkiye. Eyvallah. Haralısınız dediğinizde Azerbaycanlıyım. Burada bir sakınca yoktur. Sizin kimliğinizi mekan olarak ortaya koymanız da. Bugün Amerika'da birçok İspanyol dilli yaşıyor. Onlara deyse İspanyoldular. Ama farklı ülkelerden gelipler buraya. Birisi El Salvador'dan gelip, birisi Peru'dan gelip, birisi Meksik'ten gelip. O diyecek o zaman ben El Salvadorlu değil miyim? Ben sadece İspanyol dilli birisiyim. Yani bu dünyada, günümüzdeki dünyasında ortaya koyulmayacak şekilde komikti. Siz özünüzü haralı olarak tanıttırırsınız. Biz Türk'üz. Orada bahs yoktu. Zaten daha önce de bu bahs yok idi. Doğrudur. Milli Hareket'in o sürecine baktığımızda daha önce yani İran devriminden daha önce ve ondan bir sonraki soraya Azerbaycanlı kimliği daha öne çıkırdı. Ve bu da Sovyetlerin etkisi vardı. Bu inkar edilmez bir şeydi. Ki Kuzey Azerbaycan'da da bu daha çok göze çarpar. Azerbaycanlılık bir milli kimliğin bir parçası değil, hamısı haline geldi. Bizde öyle değildi. Özellikle Milli Hareket'in ortaya çıkışında ve burada bana göre Doktor Zeyd Abi'nin tesirinden de çıkmak lazımdı ki Milli Hareket'in ortaya çıkışında Türklük ve Azerbaycanlığı iç içe olarak bizim insanlarımıza sundu. Ve Milli Hareket bu şekilde yoluna devam etti. Ta 2000'lerin başlarında farklı görüşler ortaya atıldı ve onun o çatışma oradan başladı. Bu çatışma elbette ki bizim bir normal tarihi sürecimiz ve Milli Hareket'in tarihi bir süreci vardı ve devam edilir. Ve o Azerbaycanlık ve Türklüğü birleştiren siyasi ve coğrafi kimliğini, milli kimliğinin de iç içe gören bir harekettir. Siz belki bunu kuzeyde farklı şekilde veya Türk Cumhuriyetlerinde farklı şekilde ortaya çıktığını görebilirsiniz. Ama bu Güney Azerbaycan'da öyle değil. Güney Azerbaycan'da Türksüz bir Azerbaycan'ı düşünmek bana göre hiçbir milli faaliyle düşünmür. Belki 2-3 kadim fikirlerine sahip olan ve parmak sayısını geçmeyecek kadar insan bu fikre sahiptiler ama onların hiçbir tabanı, hiçbir gücü yoktu. Ve bugün onları bahane edip Milli Hareket'in geneline, Milli Hareket'in o ortaya çıkış felsefesine saldırmak bu ahlaksızlıktır diye düşünürüm. Biz Azerbaycanlıyız. Azerbaycanlılık bizim siyasi ve coğrafya kimliğimiz ve aynı zamanda milli kimliğimizin bir parçasıdır. Milli kimliğimiz bizim Azerbaycan Türk'ü olmamızdır. Biz Türk'ük, kimliğimizi milli kimliğimize eğer tarif edirsek ve onun ayrılmaz parçası olarak özümüzü Azerbaycanlı olarak görürük. Ve burada da tartışılacak bir mesele olduğunu da düşünmürüm. Dağıt Bey, biraz meselenin eşiğinde kimin bir sual vereceğim size. Ondan sonra ayrı bir sualla bahsi getirip bura bağlayacağım. Bu kimde iddia edilir İran devleti bir Fars Şii ulus devletidir. Ne kadar doğru bir tezdi? Elbette ki bana göre sual bahsimizin eşiğinde değil. Yani bahsimizin bir parçasıdır çünkü karşı tarafı da tanımlamak lazımdı. Dediğiniz sualda ben o mevzu hakkında araştırmışım. Benim yüksek lisans tezim İran'da mezhepleşmiş milliyetçilik idi. Ve bu mevzuyla ilgili İran'ın fikir sahipleri olan insanların fikirlerini araştırdım. Ve Şii'nin ne şekilde İranlılaştırıldığını, belli bir tarihi süreçte Seferi'den sonra nece İranlılaşan bir Şii ile karşılaştığını gördüm. Ve İranlılaşan o efsanelerden elde edilen Şiilik, İslam dininin bir mezhebi olarak ortaya çıkan ve İranlılaşan
tamamen İranlılaşan ve bazı yerlerde tahriflerle dolu, bazı yerlerde yalan rivayetlerle dolu olan bir kimliğin ortaya çıktığını gördüm. Bu İran'daki bütün düşünürlerde de vardı. Hem bugün o İran'da Roşen Fikri Dini diye bir olgu vardı. Yani din aydınları diye bir meselesi. Onların %95'inde bu mesele ortaya çıkıyor. Aslında İran'daki o milli kimlik tanımlarına baktığımızda bir taraftan ümmet tarifi vardı biz Müslümanlık yani o mezhep ve millet tariflerinde ve özlerini İranlı olarak hatta görmeyenler vardı sadece Müslüman olarak tarifleyenler vardı. Bir tarafta da biz İslam'dan önce de vardık ve İslam'dan önce de dönüşe yani İran'ı Bağıstan'a geri dönmemiz lazımdı fikriydi. Ama bugün İran'da resmi olarak ve artık İran düşünürlerinin de benimsediği bir kimlik tanımı vardı ve o da İslam yani Şiiliğin ve Farslılığın içselleşmesiyle ortaya çıkan İranlılık kimliğiydi. Bu Ahmed Necad döneminde açık şekilde Ahmed Necad etrafları İran'ı İran'ı İslami hüviyetten de danışırlar. Daha sonra çok belirgin olarak ortaya çıktığı için bu düşünceden geri adım attılar. Bugün İran devleti Farslaştırdığı bir Şiiliği milli kimliğiyle içselleştirip İranlık kimliğiyle bize sunuldu. Yani o coğrafyanı İran olarak tanımlıyordu. Ve o İran'ın tanımında ben bir Türk olarak, ben bir Azerbaycanlı Türk olarak yerim yoktu. Yani biz de ikimiz İranlı değildik. Buna nedenlerimiz vardı. Yani boşuna demirik biz İranlı değildik veya Güney Azerbaycan İran değil. Bunun tarihi olarak, bunun toplumsal olarak, siyasal olarak ve hatta iktisadi olarak nedenleri vardı ki İranlılık tarifi içerisinde benim kimliğime, benim tarihime, benim milli değerlerime yer yoktu. O zaman ben bu özümü o tarif içerisinde, o İranlılaştırılmış Şii devleti içerisinde tarif edebilmirim. Ve benim de düşüncemin o karşısında yer alan o coğrafya, siyasi coğrafya olarak ortaya çıkan İran siyasi coğrafyası yani bir milli kimlik haline gelirdi. Şia içerikli doğrudur. İran bugün bir Şia devletidir. Ama nece bir Şia devletidir? İçindeki o değerler Şia mezhebinin değerleri Şia'nı daha çok tarihe de gidip onun ortaya çıkış sürecini de araştırmak lazımdır. Mesela bir örnek size vereyim. İran'da genel kanaat olarak deyirler ki Hüseyin Hazreti Hüseyin'in eşi İran Şahı'nın kızıymış. Böyle bir zat. Ama bu külliyen yalandı. Öyle bir şey yoktu. Ve daha sonra Şiileri de bir türlü Şia imamları ki vardı 12 imamı da İranlılaştırıldı. Bunun bir tarihi bir senedi yoktu. Böyle bir olay olsun. Görürük ki burada İran öz çıkarları çerçevesinde ve öz milli kimliğini ortaya koymak için bazı tahrifler etti. Ve biz o tahrifleri ortaya çıkartmamız lazımdı. Yani İranlı milli kimliği o üzerinde durduğu o kökler çürüyebilir. Çünkü onlar dayanıklı bir kökler değildir. Sağ olun Davut Bey. Şimdi biz görürük ki bir sıra insanlar gelirler bizim Türklüğümüzü inkar edirlər. Deyirlər ki, biz Azərbaycanlıyıq, amma türksüz bir Azərbaycanlılıq ortaya qoymaya çalışırlar. Bizi milliyyətsizləşdirirlər. Onun qarşısında bir takım insanlar deyirlər ki, biz sadəcə türküx, Azərbaycan bir vətən deyil, Azərbaycan bir filan deyil, bizi vətənsizləşdirirlər. Əsas sualım sizdən budur ki, bu Azərbaycan türklərinin vətənsizləşdirilməsi və yaxud milliyyətsizləşdirilməsi bir Fars-Şiə ulus devləti olan İrana xidmət edərmi? Əgər edərsə, necə edər? Əlbəttə ki, bu edər. Keçən mən bir status yazdım Facebook'da. Bizim kimliyimizi inkar edənlər və vətənimizi inkar edənlər, yəni anti-Türk Azerbaycançılar ve anti-Azerbaycan Türkçüler ikisi de pan-Farsizme hizmet edirler. Pan-İranizme hizmet edirler. Bunların ikisi de. Çünkü ikisinin de istediği tam onların istediği bir şey.
Yani biraz önce dediğim gibi siz İran'da Türklüğünüzü ortaya koyabilirsiniz. Dediğiniz. Yani siz Türk'üm dediğinizde bir suç işlemezsiniz. Ama bu kimliği eğer siyasi içerikli olarak ortaya koyarsanız ve onun içerisinde başka istekleriniz olursa ki vatan bunların en önemlisidir. Elbette ki burada sorunla karşı karşıya olacaksınız. Bakınız, o insanlar ki değiller, Azerbaycan vatan değil, İran'da bütün Türkleri kapsamamız lazımdı. Biz İran Türk'üyük hatta. Bunların siyasi kanadını hardadı. Dikkat etmemiz lazım. Bunların siyasi kanadı özünü nice kaba aparır. Hariç'te yaşayır. İran'a gelir. İran bayrağını boynuna salır. Ve orada milletvekili adayı olmak isteyir. Yani bunlar kiminle dalga geçirler? O zihniyetin siyasi kanadıdır bu. Ve Azerbaycan Milli Hareketi'nin her bir siyasi kanadı İran içerisinde kanuni olarak eğer bir iş görmek istediği zaman onlarca ile mahkum edilirler zindanlara. Bakınız yani ortada bir açık görünen bir mesele var. İran devleti neden korkuyor? İran devleti parçalanmaktan korkuyor. Her devlet parçalanmaktan korkuyor. Bugün bizim Azerbaycan Türklüğü olarak ortaya koyduğumuz, yani Azerbaycanlı Türkler olarak bizim bir vatan, milli kimlik ve milli hakimiyet olarak düşündüğümüz bir gelecek bir vaat vardı insanlarımıza ki onları daha rifahta yaşaması için. Bu İran devletini korkutur. Ama siz deyin, Türkler olarak biz bu isteklerimiz vardı, Türkler olarak biz İranlıyız. Yani bunu da diyebilirler ha Mecit Bey. Yani demirler belki biraz çekinirler ama çekinmesin açık şekilde de biz İranlıyız diyenler. Ve Azerbaycançılarla ki özlerini Türk bilmirler artık onlar da bir makbuliyetleri yoktu Mecit. Yani hem Azerbaycan Türkleri içerisinde artık marjinal bir grup haline gelmiş. Töhmetle, tehkirle, istiyorlar öz düşüncelerini kabahatlarla. İnsanlarımız bunu görür. Bir tarafta gerçeği görürler. Bir tarafta da ne kadar tahrif olunmuş, ne kadar aşağılamaya doğru giden ve ne kadar hatalı bir edebiyata sahip olan insanları görürler. Bunların her iki grupta elbette ki İran devleti için büyük bir kazanım. İran devletinin Azerbaycan Milli Hareketi'yle uğraşmasına da gerek yoktu. Çünkü iki tane gönüllü cephede çalışan grup vardı. Ama bunların belli bir tabanı yoktu. Bugün tabana sahip olan Güney Azerbaycan'da Azerbaycan Milli Hareketi. Çünkü reallıklarla ortaya çıkıyor. Çünkü Azerbaycan insanla, Azerbaycan Türk insanla eleyebilir bir gelecek vaat etsin. Onları hayallerle ve tehriflerle ortada koymuş. Davut Bey, Azerbaycan Türk milleti kavramı, istilahı doğru bir kavram mı? Bana göre doğru bir kavram, bir sakınca yoktur. Türk milleti geniş bir millettir. O farklı ülkelerde yaşayır. Yani Türk milleti dediğimiz zaman haralı. Siz eğer bugün hariçte gelip danışırsanız derdinizi anlatırsınız. Yani uluslararası camiada İstersiniz öz derdinizi anlatasınız veya dertten başka özünüzü tanımlama da isteyirsiniz. Biz Türk'üz. Türk dediğinizde ilk başta Türkiye'li meselesi gelecekti kabaca. Yok biz Türkiye'li değilik. Biz Azerbaycan Türk'üz. Ha, millet babında eğer yani milli kimlik babında ortaya çıkarak Azerbaycan milleti ortaya koyulsa bu çelişkilidir biraz Mecid. Ama siyasi olarak ortaya koyabilirsiniz ve özünüzü o şekilde tarifleyebilirsiniz. Azerbaycan'da biz danıştığımızda biz Türk'üz. Yani orada ihtiyacımız da yok ya Azerbaycan Türk milleti. Türk milleti diyebiliriz çünkü belli bir orada tanımlanmış coğrafyamız ve bilinen bir kimliğimiz vardı. Azerbaycan Türk milleti olarak yani Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti. Bu kadar eğer tarif ve içerik bu olursa evet doğru bir tarifti ve hiçbir sakıncası da yoktu. Ama eğer Azerbaycan Türk milletinden
Azerbaycanlığı da millileştirir. Yani milli kimliğin tam özü olarak ortaya koyarsanız orası biraz çelişki olarak ortaya çıkabilir. Ama Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti olarak, içerik olarak olursa bana göre bir sakıncası yoktur. Ve hatta dünyada özünüzü rahat bir şekilde tanıtabilirsiniz. Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkler, bu tanımın, bu terimin ne kıyası vardır? Güney Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti. Burada bir sorun yoktur. O zaman eğer burada sorun olarsa, ağalar veya dostlar, İran'da yaşayan Türk milleti değiller. Onlarınki tamamen baştan sona yanlış olacaktı. Ki İranlılıkla Türklüğün hiçbir alakası yoktu ama Azerbaycanlık ve Türklüğün belli bir tarihi geçmişi vardı. Davut Bey, söhbətimizi belə yekunlaşdırsaq ki, biz Azerbaycan Türk milletiyik. Bizim vətənimiz Azerbaycandır, milliyetimiz Türkdür. Ve Azerbaycan Milli Hərəkəti de bu Azerbaycan Türk milletine bir milli hakimiyet qurmaq istəyir. Onun da tabii ki öz hədəfləri var. Başda milli səadət gəlir. Burada iki tane belə sual çıxır karşımıza ki, onları soraraq müsahibəmizi bitirmək istəyirəm. Birincisi, bəs İranın digər bölgələrində yaşayan türklərlə bizim aramızdakı irtibat necə olacaq? İki, Türk dünyasının farklı bölgelerinde yaşayan Türk toplumları, Türk milletleriyle bizim necə bir irtibatımız olacak? Yani Türk dünyası veya bazen Turan da deyilir. Bizim davamızın harasında yer alır? Necə bir entegrasyon, necə bir birliktelik təsavvur eləmək olar? Aslında iki sualınız da bana göre iç içeri, yani bağlantılı sualdılar. Ve bunları bu şekilde açıklayabilirim. Bugün İran'da yaşayan Türkler bir birleşik topraklarda, yani Türklerin birleşik olarak yaşadığı belli bir bölge var. Onlar milli hakimiyete doğru gidebilirler. Milli hakimiyetlerini kurabilirler ve o vatan, Güney Azerbaycan vatanı merkezinde bir araya gelebilirler. Ama bu coğrafyanın dışında kalan Türkleri de elbette ki onları da unutmamak lazımdır. Bugün İran'ın içerisinde yaşayan, Horasan'da olan veya İran'ın diğer bölgelerinde olan kopuk olarak yaşayan Türklerin meselesi, bütün dünyadaki yaşayan, o kopuk olarak yaşayan Türklerin meselesi aynıdır. Yani bugün bizi bir araya getirmek isteyen bizim Türklüğümüz ise, eğer İran'da yaşayan diğer Türklerle, benim Horasan'da yaşayan Türkler, Kerkük'te yaşayan Türk'ün hiçbir farkı yoktu. Onun derdi aynı şekilde benim oradakinin derdi. Yok. Dostlar herli şekilde bunu tarif ediyor. Ve Türk'ten daha çok İran coğrafyası zaten ben İran coğrafyasına karşı mücadele veririm. Zaten benim mücadelemin tarafına o İranlılık o siyasi coğrafyanın çıkıyor. Eğer ben yeniden onun durmasına ve yeniden onun devamlılığına yardım edeceksem, o zaman benim mücadelem yoktur. İkinci, o dostluğa diğer taraflarında yaşadığım benim bir mücadele görmemiz lazım. Güne kadar açık şekilde ele bir mücadele, milli mücadele başladıklarını ve yol aldıklarını görmedim. Gelip İran'ın Vah kendinde bir kitabım, orada Türkiye'den çıkan birisi bir kitabım. Bakınız, tarihi araştırmalarla, arşiv araştırmalarla yazısı farklı. Biz tarihi ve arşiv araştırmalarla gidip orada Türkleri tapabilirsiniz, Türkleri kullanabilir, biz onlara saklıdırlar. Dalimizin geldiği kitleti de vermeye de hazır olarak. Ama siyasette eğer hükümet kurmak peşinde, vətəninizi devletleştirmek ve resimleştirmek peşindesiniz, o zaman o ahkimler ve üniversitelerde danışması lazım gereğinde yol verebilmez. Birisi gelir, yanında bir deyip, biz burada yetişmek lazım. Diğer taraftan gelir, Azerbaycan'ın ülkelerinde bir sınıf hapır deyip, bu Azeri'dir. Bilirsiniz, ortak yöntemleri var. Yani siz dediniz ya bunlar İran'daki
mezhebinden. Aslında yöntemleri da aynı. Mesele tarih, meseleye arşivler araştırmasıyla bakılıyor. Ama bizim bugün mücadele verdiğimiz günümüzde siyasi bir ve bu sualınızın da devamı olarak bizim Türk dünyasıyla alakalarımızın nece olacağı danışmak lazım. Dünyada birçok Türk devleti vardı ve Hud Muhtar devletleri vardı. Başka ülkelerin içerisinde yaşayan Türkler vardı. Bizim onlarla gelecekte eğer biz bugün köy durumumuzla ve geleceğimizle ilgili elbette ki farklı ilişkiler kurabilir. Onlarla biz milli bir ittifak içerisine girebilirik. Bugün veya daha önceden de bu bahs vardı. Bütün Türk dünyasının birleşmesi. Bana göre o bir reallıktan uzak bir düşüncedir. Yani o Turan coğrafyasını tanımladığımızda birleşmekten daha çok bu ülkelerin milli çıkarları çerçevesinde bir araya gelip ve artık dünyada bir güç merkezi oluşturmalarıdır. Yani bugün siz tek başına dünyada hiçbir iş yürütemezsiniz. Dünyada sizin belli bir komşularınız, güçlü komşularınız ve aynı zamanda güçlü müttefikleriniz, bunlarla çok yakışı alakaları olan devletleriniz olması lazım. Ve bizim de tarihi olarak, yani ortak bir tarihimiz, ortak bir dilimiz, ortak kültürümüz, ortak anneannelerimiz olan devletler var. Yani bir hazır bir potansiyel var. Ve biz dünyada, o uluslararası camiada bir güç merkezi oluşturabilenler Türk devletleri ve Güney Azerbaycan da bu Türk devletlerinin bir parçası da önemli bir parçası hanede görebilirler. Çünkü o zaman nece ki bugün dünyada Avrupa Birliği vardı, Arap Birliği vardı, Afrika Ülkeleri Birliği vardı ve hatta Güney Amerika'da bir araya gelen devletler vardı. Bunlar bir güç haline geldi. Yani eleyebilirler öz siyasi çıkarları doğrultusunda bir güç ve dünyanın muadilelerinde yer alabilecek bir potansiyel haline gelsin. Ve Güney Azerbaycan'ın da bana göre diğer Türk devletleriyle alakası bu şekilde olması lazım. Ve aynı zamanda esarette olan başka Türklerin de sesi olmaya devam etmesi lazım. Elbette ki biz de esaretteyiz ama dilimizi ve kimliğimizi aktarmak için mücadele ediyoruz, esaretteyiz. Yani bu dediğim daha geleceğe dönük bir planıydı. Bugün itibariyle de ilişkilerini yani alakalarını bütün Türk dünyasıyla yakın ve sıkı tutması lazımdır diye düşünüyorum. Çok sağ olasın Davut Bey. Burada sizin söhbətinizle ilgili ve onun devamında benim küçük bir tarixi vaqe zehnime gelir. Onu da istedim, affinize sığınarak çok hızlı bir şekilde anlatayım. Türk tarixinin en başarılı liderlerinden biri Mustafa Kemal Atatürk ki modern zamanda Türk kimliğinin de kurtarıcısı da aynı zamanda bu insan. Bildiğiniz gibi Osmanlı dağılından sonra bir milli misak haritası çizir ve deyir ki burada biz milli, burası bizim vatanımızdır, burada biz milli devletimizi kuracağız. Atatürk'e deyirler ki bu milli misakın eşiğinde kalan Türk sayısı içinde kalan Türk sayısından daha çoktu. Ve eşte kalan Türkler nece olacaklar? Atatürk çok dahiyane bir cevap verir. Deyir ki eğer biz bu vatanda, bu milli misakımızda bir Türk devleti kurabilsek, bunun eşiğinde kalan Türkler bu devletin sayesinde yaşam şansı tapacaklar. Yoksa hamımız birden yok olacağız. Doğrudur. Yani bana göre Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü bugün ile Güney Azerbaycan Türkleri için geçerlidir. Dakikaten. Davut Bey son bir sözünüz varsa buyurun ki reportajımızı bitirek. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bu mozu ki günümüzdeki yani tartışmalara açılmıştı. Sadece bazen bu bahsler olunması lazım. Yani tehkir olmadan insanlarımıza saygılı olarak bu bahsler açılması lazım ve biz milli kimlik bahsini bitirip başka işlerimize geçmemiz lazımdı. Ve o dostlar ki farklı fikirleri vardılar. Eleyebilirler, okusunlar ve fikirlerini daha etraflı bir şekilde ortaya koysunlar ve biz de açık kimlikleriyle de ortada olsalar daha yakıcı olar. Çünkü ben burada vatanımı tartışıram.
Ben burada vətənimi kimliksiz insanlarla tartışmak istemiyorum. Bu noktaya da açıklamak gerekirdim. Çünkü Atatürk demişken mevzuyu bahis vatansa gerisi teferruatdır. Ve vətənimizi de biz açıq kimlikli insanlarla oturup danışabiliriz. Eğer onlar da öz kimliklerine saygılıdır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim Davud Bey. Değerli Araznews müxatəbləri, hələlik sağ qalın.